Evet, Kasım amcayla yine birlikteyiz. Kendi dükkanların önünde. Çıldır'ın eski köyleriyle ilgili bir şiir okudum Kasım amcaya. Dedi ki o öyle değil, böyledir dedi. Kendisinden dinleyelim hele o şiiri. Lavaş yediğinden bağla katarı. İlişti taş başı kızıl verana. Yol kara çayıra dön kavermana. Alvı zinsizlik de cala verana. Çık meydan gagaca belki yol aza. Ense filavca kala dönüftü yaza. En su değenden çukur cambaza. Bir gece de orada kalın durmalar. Zinzal da çekilmiş yüceden yüce. Sorsan çamdıranın gör halı nece. Sukara memurluk eyle bir gece, bir gece de orada kalın durmalar. Purut piyadadır çok az ziyada, urta meredisi vermerem ya da. Kırk çadak başıdır aman zurzuna, Koravil de dost köydü bilin durmalar. Çıldırın eskisini zurzuna imiş. Evet. Gürcü ismi. Peki o zaman yani bu şiire göre yani köyümüz virane dediği yani yerleşim yok O mu ya da az mı yerleşim yeri tabii insan o var? zaman pek kalabalık yokmuş. Birkaç evden itibaren yani virana kimi dışarıdan baksan burada sanarlar burada köy değil birkaç tane ev. De o zaman da ya bu köyde hiç kalabalık bir insan yoktu ya virana kimi. O yüzden demişler. Buranın de en eski yerleşim Albuz. yeri Albuz olduğu için. Albuz da Albuz bu köye aittir ve bu köyün de ta sana diyeyim anadan doğma köye ait bir bölgedir Albuz. Orada da artık benim duyduğuma göre yani kuraklık yüzünden göç etmişler. Kuraklık mı, kış, yoğun Ya kış? bir artık bir Rivayete göre. sıkıntıya girmiş rivayete göre bir kıtlık demişler yani. Bir kıtlık yüzünden göç etmiş iş memleketlere gitmişler. Ora Albız bir de şeytan manasına Albuz. geliyor. Albız, şeytan. Yılan mesela. Şeytan kalesi Çıldır'daki, Zurzuna'daki. O tamam o şimdi o kaleye verilen ad. Orası Albuz. Şu anda da hele Albuz Harabaları diye anılır. Başına men döneyim ay nazlı Dilber. Beni bağma neyle gül ustasıyam. Mümkün ola birce saat konuşak, ben cevap vermeye dil ustasıyam. Bravo. Seni sevdim kimse gelmez meylime. Kulaş kollarını dola boynuma. İzin versen gelim girim koynuna. Gerdana düzmeye tel ustasıyam. Alasyarı saldın dilden dillere. Senin için düştüm gurbet ellere. Gel seni götüreyim bizim ellere. Sen nevelet ben de yol ustasıyam. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Köyümüzün en sevdiğim genci sensin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Amin. Sizin gibi değerleri daha çok böyle tarihiyle, kültürüyle, onların bilgileriyle faydalanmak istiyoruz. Şimdi Subat Efendi. Sen genç baban da Allah rahmet etsin can arkadaşım. Şimdi ben bazen bu yalnızlık beni sıkır. Bazen öyle oluyor ki yani kendi ismimi unutacak dereceye geliyorum. Ama seni kıramıyorum. Eyvallah, sağ ol. Sen geldiğin zaman seni kıramıyorum. O zaman neşem de gelir. Şimdi ben de büyüklerimizi onure etmek, büyüklerimizin sürekli yanında olabilmek, onlara böyle moral, motivasyon verebilmek, onların yanında olduğumu hissettirmek için hep sürekli büyüklerimi böyle işlemeye, büyüklerimi dinlemeye, onların bilgilerini, birikimlerini almayı sürekli kendime bir ilke edinmişim. Bundan da çok mutluyum hep. Bak şimdi ben sana bir türkü fasılı söyleyeceğim. Türkü fasılı söyleyeceğim. Buyur. Hiç aşkların söylemediği bir türkü söyleyeceğim Eyvallah. sana. Bir elma yolladı Müslüm Uhaylı. Elmamı almadı bağrı taş peri. Gönül telef eylir senin bende neyin var? Sen saldın canımı ala taş peri. Yazıktı bülbüle, sitamdı güle, güle batım battı susam sümbüle. Badeyle mintene, üstten zünzüle, asıf yakasından daşı kaşperi. Bir belekten bin beleğe belendim, bir perinin eleğinden elendim. Yeri göğü yaradana diledim, Abbas'ın giderken halallaş peri.
Şimdi bu şiirleri dizerken böyle kendine mi uyarladın? Böyle bir yüreğinde bir aşk sevdası başından duman çıkan bir aşık olarak seni tanımlayabilir miyiz? Yani coğrafyasına, insanına, sevgilisine, doğasına hayran bir insan olarak niteleyebilir miyiz? Ya ben şimdi şöyle, neşeyi çok severim. Evet. Eğlenceyi çok severim. Türkü de sana diyeyim benim en sevdiğim şeydir. Değil mi? Bu bizim kültürümüz. Bizim kültürümüz. Biraz da benim rahmetli babamın söylediği türküyü şimdi o yaşlılar anla derler. Şimdiki hiçbir ozan söyleyemez. Evet. Adam bambaşka bir türkü söylermiş. Sadesi güzel. Şimdi eski türküler de hep yaşanmış öyküler tabii, üzerine yazılmıştır. Tabii öyküler. Askerine üzerine yazılmıştır, sevdasına, tabii, gurbetine, tabii, doğasına, tabii, çiçeğine. Tabii, bütün yaşadığı ortamlara yazmıştır şairlerimiz. Senin gibi değerli duayen insanlarımız. Tabii canım, der seher tamaşalı başı yığınakla çal etrafı kalmakallı baktafar. Katı yay müjgenli gizli sedeli koyumlu kardeş değilli baktafar. Hürüyü kılmayın salatın soyu mağruptan meşruba bulunmaz tayı. Şahmaran misallı ebrüşün muyu dalgerdeni siyah telli baktafar. Şenlikte mayıldı o Bedir yüze, derdim elliydi, yetirdin yüze. Sinen beyaz mermer leblerin meze, al yanağı kızıl güllü baktafar. Şimdi baktafar deyince bu baktafarı da bir açalım mesela. Baktafarı İnsanlar anlamaz. Baktafarı şöyle açayım, yani dikkat çekici. Fizik yapısıyla, güzelliğiyle. Keyfi gıcır. Keyfi gıcır, dikkat çekici bir şey onun baktafarı. Baktafar diyor yani, senin halin vaktin yerinde diyor, baktafar. Evet. Ayinan ince dem tener ay sudan ezisen gelin bu incin bağda biter iş merem yazısan gelin. Ay çok sallama sevdiğim ay sudan ezisen gelin. Ben cahile mahlini terişmerem yazıksan gelin.